Bozgun. Yazan Kemal Tahir. Seslendiren Mehmet Atay. Üçüncü defa yaralanmama meydan kalmadı. Fırkamız cepheden geriye alınarak Burdur'a gönderildi. Bandırma'dan odun yakan seferberlik trenlerinden birine binerek yola çıktık. 10 günde mi, 20 günde mi Baladız istasyonunu tutabildik. Güzel ve soğuk bir bahar günüydü. İstasyondan şehre 4 saatlik araba yolu vardı. Burdur'un tuzlu gölüyle çıplak ovayı sağımıza, birer kelle şekerine benzeyen kireçli beyaz tepeleri solumuza alarak hareket ettik. Şehre yaklaştıkça rüzgar acayipleşiyordu. Ben bu kadar dünya gezdim, hiçbir yerde böyle güzel buram buram kokan rüzgar görmedim. Burdur'un etrafı gül bahçeleriyle çevrilmişti. Gül yağı çıkarıldığı aylarda sokakların dar ve çamurlu arklarından adeta gül suyu akıyor, çeşit çeşit güller öyle demetle değil, eşek yüküyle alınıp satılıyordu. Uzatmayalım. Bir sene evvel zelzeleden yarı yarıya harap olmuş şehre, Ermeni tehciri dolayısıyla boşalmış bir sürü ev bulunduğu için sere serpe dağıldık. Ben, hükümet konağıyla fırka karargahı arasında acele çekilmiş şosenin üzerinde iki katlı, ahşap ve burada ender görülen damı kiremitli bir papazın boş evine yerleştim. Emirber'in Bursalı Hüseyin Onbaşı alt katta yatıyor, orta yaşlı bir Ermeni kadının sabah gelip akşam gitmek pazarlığıyla işlerimizi görüyordu. Sessiz hayatı bir müddet yadırgadık ama sonra yavaşça intibak ettik. Gündüzleri uzun at gezintilerine çıkıyor, akşamları arkadaş evlerine toplanarak tavla oynuyorduk. Burdur anayollara sapa düştüğü için gazeteler ve resmi tebliğler gelmiyor, şoseden cepheye giden asker kolları geçmiyordu. Sıcak ve kuru yaz günlerinden sonra kış birdenbire bastırdı. Kar hiç dinmeyecek gibi yağıyor, tipiden yol boyundaki kavakların uçları görünmüyordu. Ufuk, haritası daha çizilmemiş, fotoğrafı çekilmemiş, meçhul bir yerde kaybolma hisleri verecek kadar donuklaşmıştı. Boş odada, beyaz dağlar ve açık deniz boğazları kapanmış sakin bir liman gibi duran göl, sanki artık yerlerinde değildiler. İnsanlar toprak damlığı kaba yatkın evlerine çekilmişlerdi. Hayvanların nereye gittiğini merak bile etmiyordum. İstasyona gönderdiğimiz postacılar haftalardan beri elleri boş dönüyorlardı. Tipinin çok yıkanmaktan lime lime olmuş ıslak bir yatak çarşafı gibi insanın yüzüne sarıldığı bir akşamüstü eve geldim. Ermeni hizmetçi daha gitmemişti, kapıyı telaşla açtı. "Ne o?" dedim, "sen daha gitmedin mi?" Bir başkasının kabahatini söylüyormuş gibi acele acele, "Bir şey oluyor beyim," dedi, "şu karşıya bakın bir kere." Parmağın ucundan şoseye baktım, fevkalade bir şey göremedim. Tekrar, "Bir şey oluyor," dedi, "dikkat edin. Deminden beri oraya oturdu. Bir asker, üstünü kar örttü, kımıldamıyor." Benim cevap vermeme sıra kalmadan arkamda duran Hüseyin merdivenleri üçer dörder inerek karın içine daldı. Ben de arkasından yürüdüm. Galiba şosenin kenarındaki çürümüş kütüklerden birinin üstüne oturmuştu. Başını göğsüne iyice eğdi ve ellerini sımsıkı koltuk altlarına soktuğu için yamru yumru bir yuvarlaklığı vardı. Nefes almıyor, hareket etmiyordu. Hüseyin omuzlarını tutup sarsınca kafası koparılmış bir kardan adama benzeyen bu yığının dağılıp parça parça olacağını zannettim. "Ölmüş mü?" diye sordum. Bu sual daima korkunçtur. Emirber'in bana cevap vermeden seslendi. "Hemşeri! Hemşeri! Hey hemşeri!" Bir inilti mi duyduk, yoksa çitlerin üzerinden bir sağanak mı geçti farkında değildim. Hüseyin, "sen şunun kollarını oynatı oynatıver yüzbaşım," dedi, "ben beygiri getireyim." Beygir geldiği zaman tutmakta olduğum bileklerde belli belirsiz bir sıcaklık hissetmiştim. Hüseyin onu hayvanın üstüne ince uzun bir torba gibi attı. "Talihi varmış fakirin yüzbaşım," dedi. "Hastanenin hamamı yanıyor, yaşayacaksa yaşar."
Bizim Hüseyin ne yapıp yaptığı Balıkesirli Durmuş Ali'yi ölümden kurtardı. Kendisini toplayıncaya kadar her gün gidip hastanede yokladı. Tütün yemiş götürdü. İshal olmuş, tebdili hava vermişler diye anlatıyordu. Karda kıyamette hasta herif yola koyulur mu? Isparta'dan bir arabacı sevabına Işıklar Köyü'ne kadar getirmiş. Buradan Burdur 2 saat çeker. Bir gayret et, orada sevkiyat da var. Hastanede derdine bakarlar. Beylik askeri arabası mı olur? Mekkare katırı mı olur? Bir şeyle tren iskelesine gidersin demiş. Allah'ın garibi, yol iz bilir mi? Bizim evin önüne kadar nasıl geldiği de akıllara hayret. Ermeni karısının yediği haltı gördün mü yüzbaşım? Biraz daha deyivermeseymiş bizim Ali gitti gidermiş. Ali'yi Hüseyin'in ısrarıyla tedbili hava dönüşü kıtasına göndermedik. Seyis olarak yanıma aldım. Arada bir dinlemeye doyum olmaz bir safiyette atışırlar, sonra hemen barışırlardı. Hüseyin Ali'den daha nobrandı. Bir surat asarsa kolay kolay gülmüyordu. İşte böyle sıralarda Ali, domuz muhacir, Hüseyin Bursa taraflarına yerleşmiş Rumeli muhacirlerindendi. Gene onbaşılığın tuttu diyerek tabakasını uzatırdı. Yak şu sarı kızdan bir cigara da boz suratın akan gelsin. Cepheyi tamamıyla unuttuğumuz sırada birdenbire Gazze'de çözülen cephe, çölde başlayan bozgun, siyah ve yağlı bir dalga serpintisi gibi bize kadar geldi. 4 yıl süren harp, bilhassa geride olanlara sulh gibi yenmeyi ve yenilmeyi de unutturmuştu. Çırılçıplak kalmışız gibi utanıyorduk. Fakat mağlubiyet kayan toprak parçaları gibi şaşkınlığımızı da beraber sürükledi. Yağmurlu bir günde artık insanları değil, bozgunu taşıyan ihtiyar ve hasta trenlere dolduk. Yol boyundaki istasyonlarda İngiliz zabitleri çay içiyorlardı. Treni Fransızlar kontrol ediyorlardı. Ortada yabancı olarak asker kaputlarımız, kabalaklarımız ve bir de biz kalmıştık. Kompartımanda 9 zabittik. En küçüğümüz 14 yerinden yara almış, 21 yaşında bir sani mülazımıydı. Gazze'den kurtulmuştu. Takımına ateş kumandası verirken ağzından giren bir kurşun kulağını delmişti. Bu sebepten sözlerimizi sol yanağını dudaklarımıza doğru uzatarak dinlemeye mecburdu. En ihtiyarımız 60'lık bir tabur imamıydı. Bir şarapnel sağ kolunu dirseğinden koparmıştı. Belki de bunun için diğer imamlar gibi sık sık cennetten, cehennemden, sırattan, mahşerden bahsetmiyor, konuşurken elini sallayarak işaretler yapmıyordu. Artık sonuna kadar parmaklarını dizlerinin üzerinde kenetleyemeyecekti. Bitişik kompartımanda İngiliz çavuşları vardı. Durup dinlenmeden şarkı söylediklerine bakılırsa hep içiyorlardı. Galibiyetin ne güzel şey olduğunu seziyor, onlara kızamıyorduk. Yalnız trendeki kadınlara sataşmalarından korkuyorduk. Bundan ima ile olsun bahsetmediğimiz halde, 1/2 tabancalarımızı yoklamamız belki de bundandı. Fakat onlar da henüz mağluplara hakaret etmeyi düşünecek kadar kendilerine gelememişlerdi. Bize hala karşılarında cephemiz varmış gibi hürmetle bakıyorlar, pencereden başımızı çıkardığımız zaman sarı suratlarında bıyıksız dudaklarını yuvarlayarak gülüyorlardı. Trenler odunla işliyordu. Bu nedenle orman kenarlarında durup odun kesmek icap ediyordu. Bir keresinde 3 arkadaş yere indik. Uyuşuk ayaklarımızı açmak ve üşümemek için vagonun önünde aşağı yukarı dolaşmaya başladık. Kaputlarımızın rengi çoktan uçmuş, tıraşımız uzamıştı. Yanımıza 2 İngiliz çavuşu yaklaştı. Galiba halimize acımışlardı. Bize konyak ve çikolata ikram ettiler. Küçük ihtiyat zabitiyle tabur imamından başka hepimiz ikramı hoş gördük. Yalnız ikisi daha çok somurttular ve teşekküre lüzum görmeden başlarıyla reddettiler. Tren tahmin edilemeyecek derecede doluydu. Hüseyin'i bir yük vagonunun fren kulesine kumandanın er çavuşunun yanına zorlukla yerleştirmiştim. Ali'nin nerede gittiğini sormadım bile. Sade basamaklarda değil, vagonların üstünde bile askerler vardı. Omuzlarında 4 yıllık hasretlerini, yüzlerinde boş gözlerini geri götürüyorlardı. Yarısından fazlası hasta ve açtı. Tünellerden geçerken vagonların damına sımsıkı kapanmayanları tünelin üst tarafının süpürüp götürdüğü, biraz dalgın olanların ağaç dallarına takılarak yuvarlandıklarını söylüyorlardı. Yani yol boyunca bir süngü hücumundan gelir gibi biçimsiz haki tümsekler bırakarak dönüyorduk. Ekmek hırsızlığı ve dilencilik başlamıştı.
istasyonlardaki sıkı tertibatın sebebi anlaşılıyordu. Dükkanlar ve kasabalar yağmadan korkuyorlardı. Bozgun, kaideleri ve ahlakı altüst etmişe benziyordu. Ve galiba eve gidebilmek için artık her şey mübahtı. Halbuki bizim askerin hiç düşünmediği şey dilenmek, hiç aklına getirmediği şey çapuldur. Aydın'dan yağmurlu bir akşamüstü kalktık. Torbalı istasyonunda durduğumuz zaman gecenin saat kaçıydı bilmiyorum. Fakat insana kirli ve tembel bir bakkal çırağıyla bulaşık yıkamayı hatırlatan bulanık bir yağmur yağıyordu. Hüseyin'in "Yüzbaşım, yüzbaşım!" diye haykırdığını işittim. Camdan baktım, yağmurun içinde susuz kalmış bir balık gibi çırpınıyordu. Pencereyi açtım. "Ali yok! Bizim Ali 40 kişiliğin üstünde geliyordu. Düşmüş yüzbaşım, Ali düşmüş." Hareket kampanası çaldı. O anda içime öyle geldi ki Hüseyin'in artık trenle alakası kalmamıştı. Burada yağmurun altında bir müddet kalacak, sonra gayri malum kilometreler uzunluğunca tren yolunu takip ederek geri dönecekti. Lokomotifi veyahut kampanayı durdurmak istiyormuş gibi bir baş tarafa, bir istasyon kapısına bakarak "Ali düşmüş! Ali yolda düşmüş yüzbaşım!" Bu sözleri hiç münasebeti olmamasına dikkat ederek senelerce alıştığı bir sesle ve birdenbire kumanda verdim. "Trene bin!" Hiç tereddüt etmeden itaat etti. İzmir'e kadar benimle karşı karşıya gelmemeye çalıştı. Konuşurken kelimelerinin arasında "onu isteseydin kurtaramaz mıydın? Koca bir yüzbaşısın, bir seyisine yer bulunmaz mı? Sende de kabahat var" diye itham ettiğini seziyordum. Fakat İzmir'de hiçbir şey kaybetmemiş bir insan gibi sakinleşmişti. Gittikçe sinirli olduğumu seziyor, başım belaya girecek diye peşimden ayrılmıyordu. Beraber çarşıya çıktık. Şehirde yabancı bayrakların ve üniformaların renklerinden, ecnebi kelimelerin ahenginden gelmeye korkunç bir karışıklık vardı. Hiçbir nizam kalmamıştı. Düşman torpidolarının kıçtan karaya bağlı durduğu kordon boyundan geçerken sıra sıra işportalar gördüm. Ulu orta kaçak tütün satılıyordu. Küçük, sarımtırak tütün tepeciklerine kağıttan yapılmış küçük ecnebi bayrakları dikilmişti. Kasketini sağ kulağına eğmiş bir palikaraya yaklaştım. "Hayrola" dedim. "Bu ne hal, reji yok mu?" 3 tane Fransız Bahreylisi de benimle beraber durmuştu. Bir tanesi küt parmaklarıyla tütünü ufalıyordu. Rum delikanlısı "Yok" dedi. "Daha iyi değil mi? Kapalı paketin içinde ne olduğunu bilmeden alıyordunuz. Şimdi görüp beğeniyorsunuz. Hem daha temiz hem daha ucuz." Dinleyenler gülmeye başlayınca Fransız Bahreyelileri de kalın sesleriyle iştirak ettiler. Hemen yürüdüm. Arkamdan benimle alay ediyorlarmış gibi bağırıyorlardı. "Hey gidi sarı kız hey, açıldın da benzine kan geldi." Birdenbire Ali'yi hatırladım. Bir iki adım arkamdan gelen Hüseyin'in yüzüne baktım. Seyrek kirpikli gözleri yaşarmıştı. Dehşetli bir acı hissiyle hemen mevzuu değiştirmek istedim. Gülümsemeye çalışarak, "Ne o Hüseyin" dedim. "Vatana yabancılar girdi diye mi tasalanıyorsun?" Gözlerini benden saklamak istiyormuş gibi yumdu. "Ali'yi hatırladım. Nur içinde yatsın. O da kaçak tütüne sarı kız derdi." Bir an durakladığını hissettim. Arkadaşının "sar bir cigara da benzine kan gelsin" sözünü tekrarlamaya yorulmuş gibiydi. Birkaç adım sonra "nur içinde yatsın" kelimelerini söylediği kadar iddiasız, sakin ve kat'i "düşmanın esamisi mi okunur" diye ilave etti. "Onları nasıl olsa buralarda komayız."